Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bugün ne yapacağız? Efsanelikte kraliçe yürüyüşlü, binici madenci saldırıları gerçekleştireceğiz. Şu an için bence en güçlü ordulardan bir tanesi. Neden diye soracak olursanız, şifacıların seviyesi geldi ve biz bunu yükselttik. Şifacılarımız 7. seviye olduğu için kraliçe yürüyüşlü tüm saldırılar çok güçlü diye düşünüyorum. Kraliçeden fazla verim alarak savaşlarımızı gerçekleştireceğiz. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Efsanelikte köyümü geliştirmeye devam ediyorum. Ganimetim yeterince doluyor. Fakat inşaatçılar bitmek bilmiyor. Süreler o kadar uzun ki sürekli bekle bekle bekle. Yeşil taşla bitireyim diyorum. Ona da kıyamıyorum. Ama belli olmaz ilerleyen zamanlarda belki. İnşaatçılarımı yeşil taşla boşa çıkartırım. Şimdi efsane ligine gelelim. Savaş günlüğüne bakalım. Burada custom kupanın çok bir önemi yok açıkçası. Genellikle ganimet odaklı saldırı yapıyorum. Tabii ki 3 yıldız almak da hedefimiz. Ama alamazsak da çok üzülmüyorum eskisi kadar. Bir an önce köyü makslamaya çalışıyorum. İki tane saldırı yaptım. 40-40 kupa aldım arkadaşlar. İki köyü de fullledim. içinden geçtim diyebiliriz. Ama burada ejder yarasa saldırıları yapmıştım. Şimdi kalan 6 savaşımı sizlerle birlikte yapacağım. Rakipler de bu arada %50'lerde %60'larda kalmış. Bakalım nasıl saldırılarımız olacak. Eşleşme bul diyorum. Hemen şöyle ordumu sizlere göstermek istiyorum. Birçok askerimiz var ve binici madenci de ana temelini oluşturuyor. Kahramanlarımız hazır. Büyülerimiz var. Klan kalemizde uçan kışla binici var. Saldır dedim. Şimdi koruyucumuzu unutmadan bir kara yapalım. Şöyle ayarladık. Belediye binası böyle. Eski bir düzen. Bunu belediye binası 13'ten hatırlıyorum arkadaşlar. Ama bu saldırıyı nereden yapacağız binici madenciyle onu bilmiyorum. E, genellikle tuzakların bu tarafta olduğundan eminim. Buraya koymuştu. Ters taraftan saldırırsak kenar temizliği yaparız ama çok fazla bir değer alamayız. Ee, şöyle yan taraftan bir kraliçe yürüyüşü gerçekleştirsek aslında tatlı olabilir. Şu tarafa bir bebek ejder bırakalım. Şuradan da bir yeti gönderelim arkadaşlar. Altın deposuna doğru vursun. Şöyle çaprazlamasına girmeyi düşünüyorum. Ee, şuradan bir bebek ejder daha attım. Kraliçemize güzel bir Yol açtığımızı düşünüyorum Kraliçeyi de bu arada son güncelleme ile birlikte Hem kraliçeye hem de koruyucuya Beyin eklediler Ama bakalım istediğimiz beyin Gelmiş mi arkadaşlar Duvar kırıcıları yolladım Boşuna kara iksir harcamamak adına e, Süper duvar kırıcı da yapmadım Bu arada e, fazladan büyüğümüz mevcut e, Klan kalesini yükselttiğimiz için 3 tane büyüğü alabiliyoruz Kraliçemiz sağ tarafa kaysaydı Daha tatlı olurdu aslında o tarafa Kaymasını istemiştim problem değil. Güzel bir yol açtık. Şu taraftan saldırı yapabiliriz. Bir tane binici atalım. Bir klan kalesini çıkartalım. Güzel klan kalesi de geldi. Şimdi yavaştan birazdan savaşa başlayacağım. Şu taraftan muhtemelen başlarız. Hemen bir zehir büyüsü atıyorum arkadaşlar. Uçan kışlamızı şuradan gönderelim. Aslında şöyle bir yoldan girmek daha güzel olur ya. Hem kraliçemiz tanklama işlemi yapar. Hem de bizim açımızdan daha sağlıklı olur. Bir dal kavuk bıraktım. Yavaştan saldırımızı başlatıyorum. Madencileri yolladım. Hemen peşinden binicilerimizi bırakıyorum arkadaşlar. Koruyucu ve kraliyet şampiyonu geldi. Büyülerimiz bayağı var. Şurada bir dondurma kullanacağım. Şu tarafta hemen bastım. Bir öfke büyümüzü de şurada harcayalım arkadaşlar. Askerlerimiz hızlı bir şekilde birleşti. Kraliçemiz o tarafı alabilecek mi? Belediye binasını donduracağım. Birazcık beklemek istiyorum açıkçası çünkü belediye binası baya bir hasar vuruyor bunu biliyorsunuz yeni artık güncellemeden sonra kraliçemiz belediyeye doğru ulaşmaya başladı diyebiliriz şu noktada bir öfke daha patlatıp koruyucuyu artık bastım mecbur kaldım çünkü belediyeye bir türlü ulaşamadık arkadaşlar son dondurma büyüğümüzde kraliçemiz belediye binasına doğru yöneldiği anda şurada kullandım. Şimdi kraliyet şampiyonumuzun da özelliğini basalım yavaştan. Tekli Cehennem Kulesi de indiriliyor. Köyde bir şey kalmadı. Asker anlamında da güzel madencilerimiz var. Kraliyet şampiyonumuz var. Muhteşem bir başlangıç diyebilir miyiz? 3 yıldız geldi mi emin olamadım. Madenciler falan var ama. Heh kraliçe de geldi. Süreden de galiba patlamadık. Güzel bir başlangıç yaptık. Vallahi şapkaşık çıkartılır diyebiliriz arkadaşlar. Ee, çok güzel temizlik yaptık. Her şey istediğimiz gibi gitti. Binici ve madencilerimiz ölmesine rağmen Pekka'mız, ee, kraliçemiz ve son olarak da büyücümüz baya bir iş yaptı. Kraliçeyi köyün başından sonuna kadar yürütmeyi başardık. Duvarları, engelleri her şeyi açtı ve köyümüzü üçledi. 40 kupayla başlangıcımız oldu. İkinci saldırımız için karşımıza gelen düzen bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Belediye binası bu tarafta. Sanki alt taraftan bir kraliçe yürüyüşü işimizi görür gibi. Şu taraf beni çok korkutuyor. Burada baya bir tuzak falan vardır. O yüzden işimi riski atmayıp şu taraftan temizliğe başlayacağım. Şimdi yetimizi şuradan bir gönderelim. Yeti o tarafı temizlesin. Bebek ejderi de şuradan yolladım arkadaşlar. Kraliçemizi bu noktadan içeri doğru sokmak istiyorum. Duvar kırıcıları bıraktım. Duvarımızı açtık, kraliçemizi yolladık, şifacıları bıraktık, hemen balonlarımızı da gönderdik. 5 tane daha duvar kırıcımız mevcut. Şurada bir öfke atıyorum. Çünkü duvar kırıcılara pek güvenemedim. Duvarı hızlıca patlatmak istediğim için böyle bir hamle yaptım. Öfke büyüsüyle birlikte oradaki temizliğimiz daha rahat olur diye düşündüm. Şimdi bir öfke büyüsü daha elimde. Rakip kraliyet ve barbar kralı alabilmek için kullanacağım arkadaşlar. Kraliçemiz içeri girdi. Bir öfkeyi patlattım. Dondurma büyüsü şu an için elimde. Bir tane binici yolluyorum. Klan kalesi bir çıksın. Şuradan bir tane daha yolladım. Evet cadıların çıkması pek hoş olmadı açıkçası. Ee, kraliçemize son bir öfke büyüsü daha patlatıyorum. Ve zehir büyüsünü şurada askerlerin klan kalesinden çıkan askerlerin koşu yoluna doğru bıraktım. Ve saldırımıza yavaştan başlamamız gerekiyor barbar kralı gönderdim vesaire derken cadıları indirmesini bildik. Çok güzel ilerliyoruz. Bir aksilik olmadığı takdirde 3 yıldız gelecektir diye düşünüyorum. Kartal topunu almamız lazım hızlı bir şekilde. Orada cadılar ölmedi tam anlamıyla ölmedi bir dondurma atayım derken maalesef kraliçeyi kaybettik arkadaşlar. Bu bizim için çok büyük bir olumsuzluk. Şurayı dondurdum hızlı bir şekilde. Kraliçemiz hayatta kalsaydı gerçekten çok farklı olacaktı ama maalesef kraliçemiz hayatta kalamadı. Belediye binasını alırız inşallah. Çok fazla orada askerimiz var. Koruyucumuzun özelliğini birazdan basacağım, beklemedeyim. Evet. Şu noktada bastım arkadaşlar. Belediye binasına doğru ilerledik. Belediye binasını alacağız diye düşünüyorum. E, o tarafta belediyenin canı az kaldı. Çok güzel. Belediye'yi aldık ama Zehir büyüsü ve patlamadan binicilerimiz çok fazla hasar görmüş durumda. Tekli Cehennem Kulesini şurada donduruyorum. Kraliçemizin ölmesi hiç hoş olmadı ya. Kraliçe ölmeseydi net 3 yıldızımızı yine almıştık ama ee, cadılar birazcık sıkıntı çıkarttı. Cadıları şuradan temizlemek için uğraşmasaymışız binici madenciler ilerleseydi galiba kraliçe hayatta kalacaktı. Klan kalesinde zehir büyüsü ve dondurmayla alırmışız hatta madenciler de vururdu. Olsun problem değil. E, %62'deyiz. Yüzdemiz bir tık düşük kaldı. E, ganimet anlamında zaten altınımız full. iksir alabilsek güzel olur. Kare iksiri hepsini aldık arkadaşlar. Yavaştan savaşımızın sonuna geldik. %64 ile savaşımızı sonlandırdık. 20 kupanın sahibi olduk. Üçüncü düzenimizde belediye binası merkezde bir düzen geliyor arkadaşlar. Şimdi burada kraliçe yürüyüşümüzü iyice dikkatli yapmayı düşünüyorum. Kartal topunu alarak mı başlasak? Evet bu taraftan başlayacağım. Şuradan bir kartal topunu alalım. Kendimize bir rahatlık yapalım arkadaşlar. Hemen yetimizi gönderdim. Şuradan bebek ejderimizi bıraktım. Güzel temizliğimizi bir halledelim. Şuradan bir balon atmaya gerek yok. Yeti kötü noktaya kaydı. Aşağıya kaysa daha tatlı olacaktı. Şimdi aşağıya döndü. Bunun çünkü sebebi Kraliçeyi şu an yollarsam arkadaşlar maalesef dış noktaya doğru gidiyor. E, duvar kırıcıları yolladık tamam en azından bir tanesi patlattı. Biz bir bebek ejder atıp seri bir şekilde kraliçe yürüyüşümüzü başlatalım. Şuradan iki balon atıyorum kartal topuna ulaştık. Bir duvar kırıcı takviyesi yolladım. Hemen patlatın çok güzelsiniz. Şimdi kraliçe buradan içeri girecek mi? Girdi. Güzel. Öfke büyüsü elimde. Bir öfkeyi patlattım arkadaşlar. Yavaştan temizliğimizi gerçekleştirelim. Rakip kraliçeyi indireceğiz. Rakip kraliçeye indikten sonra biraz daha rahatlayacağız diye gözüküyor. Aynen öyle. Şimdi şu noktadan hızlı bir şekilde dondurma yolladım. Bir zehir büyüsü patlattım. Bir öfke attım. Şurayı bir daha donduracağım. Çünkü şifacılarımızı kaybetmeye başladık. Burada bir hava savunmasını da aldık. Çok güzel. Yavaştan biz savaşımızı başlatalım. Şuradan barbar kral ve daha sonrasında da askerlerimizi yolladı. Kraliçenin özelliğini bastım ve bir öfke büyüsü daha yolladım. Şöyle madencilerimizi yolluyorum. Arkadan binicilerimizi bırakıyorum. Kraliçe dönme be gülüm. Tamam. Şöyle kraliyeti de yolladım. Barbar kralın özelliği açıldı. Koşu yoluna doğru bir şifa büyüsü yolladım. Kraliçemiz aşağıya doğru yönelmeye başladı. Merkezde bir öfke büyüsü kullanacağım. Güzel. Şimdi istediğimiz gibi gidiyor. Merkezdeki öfkeyi bekletiyorum. Belediye binası da açılsın diye bekledim ama olmadı. Hemen bir şifa patlattım. Arkada madencilerimiz var. Şurada koruyucuyu bastım arkadaşlar. Merkezde de bir öfke büyüsü patlatıyorum. Belediyeyi hızlı almak için. Evet öfke ile birlikte Binicilerimiz de hemen oradaki zehir büyüsünden çıktılar. Bir üç yıldız havası var gibi gözüküyor. Süreden patlamazsak tabii ki. Şimdi şuradan askerlerimi yavaştan gönderiyorum. Kraliyet şampiyonumun özelliğini bastım. Kraliçemiz hala yürüyüşünü sergiliyor. Ve güzel bir 3 yıldız aldık diye tahmin ediyorum. Eğer ki süreden patlamazsak. Bakalım 35 saniye var. Kraliyet şampiyonumuz var. Milyonlarca binicimiz var. Madenciler bu tarafa kaydı. 3 yıldız geldi arkadaşlar. Elimize kolumuza sağlık diyorum ama madenciler biraz hızlı olmanız lazım. Çünkü 22 saniye var. Kraliyet şampiyonu desteğe geldi. Evet güzel bir kraliçe yürüyüşü. Kraliçe yürüyüşünün kontrolünü güzel sağladık bu sefer. Kraliçeyi öldürmedik. Bol bol öfke attık. Dondurma attık. Ne varsa attık arkadaşlar. Kraliçemizi hayatta tutunca da güzel bir iş yaptık. 40 kupanın sahibi olduk güzel bir ganimet aldık bir sonraki savaşımıza geçelim Bir başka düzenimiz karşımıza geldi arkadaşlar Şimdi sanki bir tık böyle ikinci savaşta yanlış hatırlamıyorsam e, Saldırdığımız düzeni bir tık andırıyor yani belediyenin olduğu pozisyon alt taraftaki pozisyon Şimdi alt taraftan saldırmayı düşünüyorum Fakat şöyle bir sıkıntımız var 4 tane iksayı da karaya bakıyor ya Şimdi yukarıdan dalmamız imkansız sürede başladı çaprazdan saldırmak mantıklı alt taraftan saldırıp Dondurmalarımızı kullanacağız gibi duruyor Süreden de patlay patlamayalım da abi Şöyle Hemen yolladım Balonlarımızı bıraktık Duvar kırıcıyı bir tık bekletiyorum Yani çok hızlı davranmam gerekiyor gerçekten Şuradan bir duvar kırıcıları gönderdim duvarımızı bir patlattık güzel burada bir problem yok Şimdi burası önemli Öfkeyi kullandım arkadaşlar. E, dondurmayı bir tık beklettim. Şurada bir dondurma atıyorum. Hemen arkadan kalan duvar kırıcıları gönderdim. Tekrar bir dondurma patlatıyorum. Duvarı açtık. Duvar açmamız güzel oldu. x yayları duruyor. Bir duvar kırıcı daha patlattım. Hemen öfkemi gönderdim. Şurayı bir daha dondurdum. Koruyucunun pardon kraliçenin özelliği açıldı. Tamam. Şimdi şuradan. Cadı çıkmaz inşallah. Tamam çok güzel. Süper minyon geldi. Temizliğimiz devam ediyor. Kelle avcısı önden koşarak geliyor. Biz şöyle bir zehir büyüsü patlatalım. Öfkeyi de yollayalım. Hemen uçan kışlamı gönderdim. Kraliçe ölmesin. Ölmedi. Şimdi özelliği yok şimdi ölecek. Yahu Allah'ım ya Rabbim en sevmediğim düzen gerçekten kraliçesi de yürümüyor. Yani yürüyor da ölüyor. Bir türlü ölüyor ya. Yine daha demin demiştik. Var ya o saldırıda da demiştik. Klan kalesini çıkartmasak mı diye. Baktım tam da çıkartmalık duruyordu. Şimdi tek korkum belediye binasının alınmaması arkadaşlar. Yani gayet güzel ilerledik. Eyvallah falan filan ama e, tek korkum belediye binasının alınamaması. Şimdi şurada koruyucunun özelliğini bekletiyorum. İnşallah belediyeye doğru kayar askerlerimiz. Evet madencinin bir kısmı gitti. Biniciler de gitti. Koruyucuyu bastım. Dev bombaya oturdular ya. Şimdi aldık tamam. Belediyeyi aldık. Bir problem yok. Süper. Ama sağ taraftaki biniciler nasıl öldü onu anlamış değilim. Orada özelliğini bastım sanıyordum. Bu arada kraliyetin de özelliğini kullandım arkadaşlar. Son bir tane büyücümüz var. Onu nereden yollasak? Şuradan yollayalım. Şifacılar gidin şu kraliyete can basın ya. Saçma sapan gitmişler koruyucuyu canlıyorlar. Yani kraliyete dönseler. Bu arada kraliçemiz hayatta tutabilseydik 3 yıldız gelecekti. Kartal topunun hasarı kraliçeyi öldürdü o kötü oldu. Madencilerimiz var. Üst tarafta bir çoklu cehennem kulesiyle klan kalesi var. Kara iksirimiz alt tarafta kaldı. Altında zaten işimiz yok. Kara iksir gelirse güzel olurdu ama büyücüyü buradan bırakmak istemedim. Direkt kara iksiyayının kucağına atacaktık. %76 oldu arkadaşlar. Bir 3 attık, bir 2 attık. Bir 3 attık, bir 2 attık. Böyle devam etti. Bakalım son iki saallarımızda neler olacak? 24 kupanın sahibi olduk. Bir sonraki savaşımıza geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Hazır kılan kalesi dolmuşken şuradaki ganimetimiz de çekelim istedim. Çünkü bildiğiniz gibi 4x yıldız bonusu var. 1 3'lük, 1 2'lik attığımız takdirde en kötü ihtimalle buradan da Bonusumuzu alacağız ve eşleşme bul diyorum. Her şeyimiz hazır. Saldır dedim. Şimdi karşımıza gelen rakibimize bakalım. Sanki titandaymışız gibi rakip aranıyor şeyi çıktı ama anında buldu. Tamamdır. Şimdi alt taraftan saldırıya başlayacağım. Şuradan bir kartal topunu alalım. Onun dışında klan kalesi üst taraftaymış. Buradan bir binici atarız. Şöyle bir başlangıcımız olur. Hemen Yeti ile başlayalım o zaman. Şuradan bir yeti patlattım. Şuradan da bir bebek ejder yolladım. Hemen bir binici gönderdim. Ah ah. Şöyle gönderdik. Tazı çıktı. Çok güzel. Allah'tan tazı çıktı. Yoksa temizleyemeyecektik arkadaşlar. Hemen şifacılarımı yolladım. Arkasından gönderdik. Balonlarımızı, güdümlü testimizi yaptık. Burada herhangi bir sorunumuz bulunmuyor. Yavaştan bir zehir büyüsü atacağım. Şu noktada Peşinden öfkemi gönderdim. Hatta bir tane de dondurma atacağım. Ee, i̇yice işler sıkıntıya girmesin diye. Öfke varken şuradan duvar kırıcılarımızı da gönderdim arkadaşlar. Duvarı patlattık. Arka tarafa doğru ulaşmakta birazcık zorluk çektiği için şimdilik bekliyorum. Ee, duvar kırıcıları birazdan göndereceğim. Bir öfke büyüsü daha patlatıyorum. 4 tane duvar kırıcımız var. Şu cadının bir an önce inmesi gerekiyor. Arkadan bir dal kavuk daha gönderdim. Ne kadar çok uğraştık değil mi? En sonunda cadıyı da avladık. Süper. Şimdi duvar kırıcılarımızı aldık. Duvar kırıcılarımızı tekrardan yolladım. Orada duvarı patlatacağız gibi gözüküyor. Duvarı da patlattık. Süre anlamında patlamamak adına yavaştan saldırımı başlatıyorum arkadaşlar. Şuradan barbar kralı yolladım. Kraliçemize bir öfke daha atabilirim. Beklemedeyim şu an. Arka taraf bir temizlensin. Kraliçemize bu noktada bir öfke büyüsü daha gönderiyorum. Yavaştan saldırımı da başlatacağım. Şimdi bebek ejderi yollasak mı diye bir düşündüm ama sonradan vazgeçtim. E, binicilerimizi göndereceğiz. Kraliçeyi anında bastım. Son saniyede yetiştim vallaha. Koruyucu, kraliyet şampiyonu. Şurada bir şifa büyüsü. Bebek ejderi de bu taraftan gönderdik. Merkeze doğru ilerleyelim. Hemen bir dondurma büyüsü takviyesini bırakıyorum arkadaşlar. Bir tane de şifa büyüsünü attım. Koruyucu az daha ilerle. Gözünü seveyim. Çok güzel. Şurada bastık mı sanki? E, güzel olur. Yukarıdaki biniciler kaldı bir tek. Belediyeyi aldık. Belediyenin zehirinden ve patlamasından tamam. Zehirinden kurtulamıyoruz ama patlamasından kurtuluyormuşuz arkadaşlar. Bir tane dondurma büyümüz mevcut. Evet kralliyetimiz de desteğe geldi. Çok fazla askerimiz var. Güzel bir 3 yıldız görüntüsü görüyorum. Dondurmayı da şurada kullandım. Temizlik açısından büyücümüz var. Büyücümüzü de barbar kralla birlikte gönderelim. E, 34 saniyemiz var. Süreden yememek için hemen kraliyetin özelliğinde bastım. Savunma kalmadı. Evet inşallah 3 yıldızda bir sıkıntımız olmaz. 24 saniye var. Bütün askerler bu tarafta birikti. Ama 20 saniyede sanki alırız. Madenciler ileri gidin abi. Geldi geldi. Yukarıda bir şey yok değil mi? Şöyle bakalım tamamdır. Çok güzel. Vallahi ne dedik arkadaşlar? 3 yıldız aldık, 2 yıldız aldık, 3 yıldız aldık, 2 yıldız aldık. Burada da bir 3 yıldızımızı tekrardan almış olduk. Son savaşta inşallah 3 yıldız tekrar alırız ve bu düzeni bozarız. 40 kupanın sahibi olduk. Son savaşımızda karşımıza gelen düzen de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sevmediğim bir düzenden bahsedebiliriz. Dış noktada bir belediye binası var. Bu taraftan saldırı yapmamız imkansız gibi gözüküyor. Çünkü kahramanlar vesaire her şey var. İki tane kara ikseyi var. Biz şimdi ne yapacağız? Şurayı temizlesek. Buradan da hiçbir değer alamayacağız ki arkadaşım. Şuradan girsek. Şöyle çaprazlamasına. Öyle yapalım madem. Şöyle bir deneme yapacağım arkadaşlar. Şuradan içeri doğru girmeyi deneyeceğim. Şimdi bir tane yetimizi bıraktık. Şuradan bir bebek ejder yolladım. Duvar kırıcılar direkt buraya gitti. Hmm. Bu güzel olmadı. Şuradan bir bebek ejder yolladım. Kraliçeyi savaşa sürüyorum arkadaşlar. Şifacıları gönderdim. Garip bir saldırı taktiği olacak gibi. Ee, ben de bilmiyorum kraliçe nereye doğru gidecek. Bir öfke büyüsü attım. <laughs> Şimdi şuradan duvar kırıcı atsak bir kısmı oraya gitti bir kısmı buraya gitti. Şimdi bunu bir dondurmamız lazım. Duvar kırıcıya daldık. Kraliçemiz saçma sapan aşağıya doğru yöneldi. Şurada bir öfke kullandım arkadaşlar. Bir tane de dondurma attım. Yani istemeden aslında güzel bir noktaya geldik. Fakat durum sıkıntı. Kraliçemizi oradan nasıl çıkartacağımı bilmiyorum. <laughs> İki yıldızda garantiyi almak için alt taraftan saldırı yapacağım. Şuradan barbar kralı vesaireyi gönderdim. Riske atamayacağım arkadaşlar. Depolar burada. Depolar çok önemli değil. Ganimetimiz bol bol da. Yani iki yıldızı inşallah kurtarabiliriz. Amacım sadece bu. Şimdi şurada bir şifa büyüsü kullandım. Büyü anlamında hiçbir şeyimiz kalmadı. E, Klan kalesinden buz tarısı çıkması da bizi haşat etti. Gerçekten haşat etti. Koruyucunun özelliğini bastım. Bir yıldız bile alamayacağız gibi bir görüntü var ama bakalım alırız. O kadar da değil sanki. Şurada bir hemen şifa büyüsü kullandım. Biniciler zehir büyüsüne denk geldi. Şifa büyüsünün desteğiyle birlikte kurtulmaya çalışıyorlar. Kraliyetin özelliğini bastım. <laughs> Şimdi kenar temizliğine geldik. Şuradan bir dal kavuğumuz var. Onu gönderdim. İki yıldızı ucu ucuna kurtardık arkadaşlar. Şaka maka 2 yıldızı kurtardık dedik de onu bile kurtarmadık hem yani büyücü Sol taraftaki büyücü sen adamsın be. Büyücümüz %50'yi aldırdı. Son savaşta midenizi bulandıracak derecede kötü bir saldırı yaptım arkadaşlar. %50'yi kurtardık Allah'tan. 2 yıldız aldık. Tüm ganimeti sildik süpürdük. Bütün ganimet buradaydı. Ama gönül isterdi ki daha çok bir yüzde alayım. Fark ettiniz mi? Belediye binası böyle köşelerde olup bu tarafa saçma sapan kahramanlarını koyan eden düzenlerden binici madenli saldırısıyla saldırı yapamıyorum. Çünkü belediyenin oradan saldırsam kahramanlar falan belamız olacak. Ters taraftan saldırırsak da çok dışarıda kalacaktık. Aslında sol çaprazdan saldıracaktım ama önceki aynı düzenlere saldırdığımda iki yıldızda kaldım. Dedim ki bu sefer farklı saldırayım. Onda da kraliçeyi Saçma sapan yerlere götürdük. Bu sefer ama kraliçenin suçu yoktu arkadaşlar. Bu sefer tamamen suç bendeydi. Altınımız full. Altınımızın full olmasının yanında buradaki altınımız da 6 milyon doluydu. Yani bizim e, bu 4x yıldız bonusundan aldığımız altın çöpe gitti. Efsane liginde muhteşem ganimet kasılıyor. Gerçekten çok kolay ganimet kasılıyor. Tek sorunumuz inşaatçılar boşa çıkmıyor. Yani inşaatçılar boşa çıkmış olsa neler neler yapacağım, hızlandıracağım ama sürekli inşaatçıları bekliyorum arkadaşlar. Ee, laboratuvarda da okçumuz yükseliyor. Laboratuvarda pek bir şey kalmadı. Yani buradaki ilk hedefim şu an için şöyle bu hayvan barınağını bitirip hemen oradakileri yükseltmek istiyorum. 4 tane kahramanın etrafına vermek istiyorum arkadaşlar. O zaman köy binası 14'ten saldırılarımız daha zevkli olacak, daha yerinde olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.